İYİ Parti sözcüsü Yavuz Bey, Yavuz Aralioğlu telefon attığımızda. Yavuz Bey hoş geldiniz Gece Görüşü'ne CNN Türkiye. Merhaba. Hem benim sorularım olacak doğal olarak hem de tabii ki buradaki gazeteci meslektaşlarımın, arkadaşlarımın ama en sıcağıyla başlayalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını görmüşsünüzdür. Bir anlamda sizin açıklamalarınızın ardından sizin açıklamalarınız da hatırlatılarak soruluyor kendisine. Cumhurbaşkanlığını sarayı ittifakı bozmakla suçluyor. İstihbaratın bu için içinde olduğunu ifade ediyor. Ve belli kişilerin devreye sokulduğunu televizyonlarda şurada burada ayrışmayı sağlayacak sorularla saraya hizmet ettiğini iddia ediyor. Bunu görüyoruz, farkındayız. Meral Hanım da farkında diyor. Ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar biz bir yıldır parlamentoya girdiğimizden beri hangi siyasi kulvarda hangi ölçülerle yürüyeceğimize alamet cümleler kuruyoruz. Kırmızı çizgilerimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu arada herkesin aynı şeyi düşündüğü bir siyasal iklim hevesinde de değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bizim. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin her düşündüğüne, her söylediğine %100 mutabık olmak zorunda da değiliz. Ama daha önce söylediğimiz halde dikkat çekmeyen bazı cümlelerimiz bugün daha dikkat çekici oldu. Sebebi 31 Mart seçimlerinde sebep olduğumuz siyasi çeşitliliktir. Şimdi bizim bu meseleyle ilgili hassasiyetimiz şu. Önünü arkasını bir takım komplo teorileriyle istifam altında bırakmadan söyleyebileceğim şey şu kadar basittir. Biz Millet İttifakı olarak iktidara gelmek için Cumhur İttifakı'nı gevşetmek ya da Cumhur İttifakı'ndan oy almak zorundayız. Cumhur İttifakı da aslında iktidarda kalmak için Millet İttifakı'nı gevşetmek ya da Millet İttifakı'nı parçalamak zorunda. Bu gayet tabii bir şeydir. Yani bizim iktidar vizyonumuz var. Biz aslında müstakil bir parti hüviyetiyle de devlet yönetimine talibiz. Ama millete bir seçenek zenginliği verdik. Biliyorsunuz galiba sizin programınızda dinledim. Bir araştırmacı söyledi. Bu seçim sistemi, 50+1 sistemi biraz anomali üretti. Yani bir araya gelmesi pek mümkün olmayan siyasal unsurlar bir araya gelmek zorunda kaldı bu 50+1'den dolayı. Dolayısıyla Türk siyasetinin demokrasi anlamında kazancına da sebep olan bir süreçtir bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim siyasi olarak bir araya gelebilmemiz Türk demokrasisi adına bir kazançtır. Sebebi şudur. Tek siyasal geleneklerimiz itibariyle bir araya gelebilme imkanımız pek yoktu bizim. Ama 50+1 illa her mevzuda mutabık olmasak bile memleketin geleceğiyle ilgili müşterek bazı endişelerimiz bizi ortak alın teri dökebileceğimiz alanlarda bir araya getirebildi. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her dediğine, Cumhuriyet Halk Partisi de bizim her dediğimize mutabık olmak zorunda değil. Böyle bir mecburiyet yok. Böyle bir hayal kursak biz memlekete demokrasi değil, memlekette kışla hissiyata hakim olsun deriz. Bizim memleketimiz kışla mı? Herkes aynı şeyi düşünsün. Herkes aynı şeyi ifade etsin. Dolayısıyla bizim belli hassasiyetlerimiz var. Biz bir partiyiz. Ama şu anladım ama sizin bu açıklamalarınız aman ha giderim ha ben Millet İttifakı'na geç Millet İttifakı'ndan ayrılıyorum. Cumhur İttifakı'na geçiyorum. Yani bir anda siz bunları söyleyince Millet İttifakı dağılıyor mu? Gündeme ama geldi. Şöyle, şimdi Türkiye'deki siyasi tasnif, siyasi kamplaşma iktidarı eleştirdiğiniz zaman muhalefetteki asabiyenize hamlediliyor kurduğunuz cümleler. Muhalefeti biraz tenkit ettiğiniz zaman da acaba bunlar Cumhur İttifakı'na doğru mu meyletti? Bunların ikisinin arasında İYİ Parti bir siyasal parti. Yani Türkiye tasavvuru var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi olarak ihtiyaç duyduğunda her ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir parti falan değiliz. Ya da CHP bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak için kurulmuş bir parti değil. Biz Türkiye'de bu 30 Ağustos resepsiyonunda karşılıklı nezaket gösterisinden çıkarılan istifamlardan dolayı oluştu Hande Hanım. Başı budur. Ama 31 Mart seçimleri tetikledi. Arkadaşlarımız belki gözden kaçırmışlardır. Biz ilk meclise girdiğimiz zaman meclis açılışında Sayın Cumhurbaşkanı meclise geldi. Parti grubumuzun baştan bir istişaresi vardı. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı meclise geldiği zaman biz ne yapacağız diye kısa ayaküstü bir istişarede bulunduk. Şöyle karar verdik. Dedik ki bu ilk meclise 24 Haziran seçimlerinde girdiğimiz zaman dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı meclise geldiğinde devlet terbiyemizin gereği olarak onu ayakta karşılayacağız. Ondan sonra da parlamentoya hürmetimizden oturacağız. Yani ayakta karşılayacağız. Sonra konuşmasına evet. Başladıklarında oturacağız. Ayakta karşılamamız devlet terbiyemizden, oturmamız
yasamaya, meclise olan saygımızdan olacak. Partili Cumhurbaşkanlığı hüviyetiyle Cumhurbaşkanlığını bizim alkışlamamıza gerek yok, partililer alkışlasın. Şimdi bunu geçen sene yaptık, dikkat çekmedi. Geçen sene yaptığımız şeyin aynısını bu sene de yaptık. Bu sene basın mevzuyu şöyle gördü. Efendim İyi Partililer ayaktaydılar. Acaba bu saraya doğru meylettiklerinin alameti mi? Değil efendim. Biz siyasi koordinatları, üstü bu, belli bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimiz içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben kelamı kibar edip bir şey hatırlatmaya çalıştım. Biz zaten milli dini hassasiyetler olan milletin siyasi tevhidine dair cümleler kurması vakayı adiyeden olan insanlarız. Yavuz yani Bey neden şimdi olduğunu anlamıyoruz biz. Yani ben CHP'nin de çok anladığını düşünmüyorum. Türkiye'de neden? Çok, bak şu, biz bunları daha önce de söyledik. Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı doğru yere kurgulandı. Ekrem İmamoğlu ortalama AK Parti'nin de aday edebileceği efsafta bir adaydır. Hande Hanım, hassasiyetimizin sebebi şu. Biz Millet İttifakı'nın adayları ve siyasal propaganda dilinin millet vicdanında karşılık bulduğunu gördük. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımıza demeye çalışıyoruz ki milletin teveccühüne mazhar olduğumuz bu siyasi kulvarı HDP üzerinden enfekte edecek bir takım zafiyetlere müsaade etmeyelim. Çünkü biz peki Yavuz Bey, anlaşılsın diye araya giriyorum. Bugün CHP HDP ile ilgili sizin bu açıklamanıza neden olacak ne yaptı da bugün bir anda gündeme getirdiniz? Ayrı bir gizli görüşmeler mi var? Ne oluyor? Ne duydunuz yani? Bizim hassasiyetimiz şu. Kayyum meselesinden sonra Leyla Güven'in evet. Leyla Güven'in kurduğu cümlelerin hem parlamentomuza, hem devletimize, hem millet bütünlüğümüze kasteden cüretine cümle kurmak kastındaydık. Şimdi bu sessizlikle geçiştirebileceğimiz bir şey değil. Biz ısrarla bir şey söylüyoruz. Bakın Hande Hanım, bazı cümlelerimizi devlet terbiyesiyle kuruyoruz. Bazı cümlelerimizi milletimize olan sevgimizle, sadakatimizle kuruyoruz. Bazı cümlelerimizi demokrasi ve tahammül eşliğimizle kuruyoruz. Bazı cümlelerimizi bizim gibi düşünmeyen insanların düşündüklerine katılmasak bile onlara ifade etme hürriyetleri namına kuruyoruz. Ama ne kurarsak kuruyoruz, 82 milyonun birliğine, beraberliğine kuruyoruz. Bu arada bir tek şey söylüyoruz. Kayyum sürecinde de başladı bu iş. Demokraside seçilmiş olmak suç işleme hürriyeti şekline dönüştürülemez. Hiç kimse ben seçildim diye devlete parmak sallayamaz. Seçilmiş olmasını devlete, millete, devletin milletin ordusuna cüretkar cümleler kurma hadsizliğine dönüştürmek seçilmiş olmak gibi bir zırhın arkasına sığınılarak yapılacak bir iş değildir. Burada nezaketli bir hatırlatmada bulundum. Ben AK Parti'deki arkadaşlarımızı da tenkit ederken 2002'de kurdukları partinin parti programına sadakat göstersinler diye ihtar ederim. Partimizin mesuliyet hatırlatmak gibi bir borcunu kabalaşmadan ifade etmiş şeklidir bu. Cumhuriyet Halk Partisi de bize zaten yakışır ama Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Devletin kuruluşunda alın teri dökmüş, bu devletin ne yokluklarla kurulduğuna ilk elden şahit olmuş bir partinin devletin bütünlüğüne kastetmiş cüretkar cümlelere mukabele etmesi kadar tabii ne olabilir? Yani Kemal Kılıçdaroğlu devlet kuran bir partinin genel başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımız devletin kuruluşuna nezaret etmiş bir siyasal kadronun bugünkü temsilcileri olarak devletin milletin bütünlüğüne kastetmiş bir cinayet şebekesine karşı hadsiz cümlelerine karşı terbiye edici, tedip edici, onları ihkaz ve ihdar edici cümleler kurmak onlara yakışmaz mı? Benim bunları hatırlatıyor olmamın neresi abestir? Yani 2002 yılında Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu hatırlatmada bulundu mu, bulunacak mı? Kemal Bey nazik bir insandır. Kemal Bey benim ne söylediğimi, ne kastettiğimi bilir. Bu siyasi beraberliğimizin enfekte olmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Sebebi şu, biz doğru kulvarda siyasi denklemi kurduk. Millet kurduğumuz denkleme teveccüh etti. Takdir edersiniz ki klasik sağ seçmen için CHP'ye oy vermek bir zorluktur. Yani klasik sağ seçmen CHP'ye kolay oy veremez. Biz siyasal olarak bu zorluğun esneme alanında siyasi bir imkana dönüştürdük mevzuyu. Yani biz güç beraberliğimizde Cumhuriyet Halk Partisi ile güç beraberliğimizin millet lehine olacak yerlerde seçmen esnekliği sağladık. Şimdi bunun şöyle kıymetli bir tarafı var. Türkiye'de demokrasiyi kuvvetlendirmek anlamında birbirinden farklı hassasiyetleri de olsa memleket için bir araya gelebilme imkanını bulmuş bu siyasi kuvvetin terörle arasına mesafe koyamayan bir takım faaliyetlerle enfekte edilmesinin önüne geçmemiz lazım. Yani doğru kulvardayız. Cumhur İttifakı. Peki müsaade eder misiniz? Metin Özkan size bir soru sormak istiyor. Buyurun.
Metin. Yavuz Beyciğim, buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Efendim, hayırlı akşamlar. Şimdi az önce Zafer Bey de hatırlattı. Fatma Kurtalan parlamentoda evet. İyi Parti grubundan bir tepki kalk geldiğinde evet. Kendisi dedi. Siz de söylediniz. Yani size dönüp PKK sempatizanlarının oylarıyla evet. seçildiniz. Oturun evet. oturduğunuz yerde dediğinde HDP'ye yani bir tepki verdiniz mi? Evet. Şöyle ben sorun bitireyim efendim. Bitirelim. Siz rahat konuşun çünkü telefondasınız. Evet. Zorluk evet. çekmeyin diye. İki, evet. Evet. Az önce İbrahim Kaboğlu dedi ki biz bir dört parti bir araya geldik. HDP, İyi Parti, Saadet ve Cumhuriyet Halk Partisi. Biz yokuz. Cumhurbaşkanlığı işte az önce İbrahim Kaboğlu söyledi ona cevap olsun diye size soruyorum. 2018 ama. 2018'de bir araya geldik. Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemini yıkmak için bir toplantı yaptık dedi. Ayrıca Genel Başkan Yardımcınız Koray Aydın, yıkmak diye bir cümle kullanmadı. Genel Başkanımız Meral Akşener hükümete, buradan söylüyorum, hükümete nasıl darbe vuracağı konusunda çalıştırma yaptırdı. Hazırlanan dosyayı Sayın Kılıçdaroğlu'na ben götürdüm. Basın görmesin diye gece yarısı garaj kapısından girip Kılıçdaroğlu ile görüştüm dedi. Sözcü gazetesine verdiği röportaj 21 Eylül Saygı Öztürk röportajda burada. Bunlara tabii şimdi bir yalanlama gelmeyince üstüne üstlük Lütfi Türkkan'ın bizi HDP ile anayasa yapan bir partiyle Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana koymayın deyip Kaboğlu bizi davet etti cümleleri son günlerde çok konuşulunca biz de bunu gündeme getirdik. Önce İbrahim Bey bağlandı. Evet biz dört parti 2018'de yanlış söylemiyorum evet, değil mi? Bir araya geldik dedi. İyi Parti demediğini zannediyorum. Evet. Söyledi. İyi Parti'yi de saydı. Dört siyasi parti dedi. Hepimiz dinledik. Daha doğrusu bir taslak yazılmadığını, yeni yani parlamenter rejime dönebilmek için dört siyasi partinin nerede uzlaşabileceği konusunda bir rapor ortaya çıktığını, dört siyasi partinin de İYİ Parti, CHP, Saadet ve HDP olduğunu ifade etti. Söyledi. Sorum şu, hükümete nasıl darbe vurulacağı konusunda çalışma yaptırdı Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, sözcü Koray Aydın'ı. Sözcü gazetesindeki röportajdan okuyorum. Metin Bey. Doğru mudur? Yani, hani burada doğru mı değil. Çarpıttılar? Doğru değil. Bak, Metin Bey, evet, doğru değil. Bak şöyle doğru değil. Arkadaşlar, bakın bilmeniz lazım. Bizim bu mevzudaki hassasiyetlerimizin çerçevesini bilmeniz lazım. Bizim, biliyorum da buna bir yalanlama 24... gelmeyince sormak ihtiyacı hissettim. Şöyle bunu sorun. Tabii ki sormak hakkınızdır. Hassasiyetlerimizi bilin. Evvelen sorduğunuz sorunun başına döneceğim. Evet. Meclisteki tartışmadan Fatma Kurtalan'ın grup başkan vekilinin bizim grubumuza dönerek size rağmen lütfen bir daha dinleyin. Size rağmen sizin ittifak, sizin dahil olduğunuz ittifaka oy verdik dedi. Size rağmen dedi biziz. Bize döndü dedi ki size rağmen size oy verdik. Sebebi şudur Metin Bey. Biz 24 Haziran seçimleri dahil. Ben öyle bir cümle 24 duymadım. Haziran seçimlerinde biliyorsunuz mevcut seçim sisteminin biz açtığı boşluktan sıfır baraj organizasyonu kuruldu. Yani aslında her parti kendi amblemine, kendi partisine oy verebilme imkanına sahipti. Bize şu dendi, HDP'de neticede kendi seçmenlerinden oy alacak. Pusulada olmasının bir mahsuru yok. Sizce bir mahsuru var mı? Bize dendi. Biz dedik ki biz HDP ile İsterse bir tane oyu kendi pusulasının dışına çıkmasın. Aynı pusulanın içerisinde olmayız dedi. Dolayısıyla hassasiyetimiz bizim şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni biz bu anlamda tedip edemeyiz. Kendi tercihleridir. Ama bizim tercihlerimizin çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Fatma Kurtalan'ın böyle demesinin sebebi şudur Metin Bey. Türk siyaset tarihinde pek eşine rastlanmadık bir siyasi davranış gösterdik biz. Partiler herkesten oy ister. Biz bu seçimde kimden oy istemiyoruz diye ben parti sözcüsü, grup başkan vekili olarak avazım çıktığı kadar internette kafi miktarda görüntüsü vardır. Lütfen bakın fırsatınız olunca. Biz 82 milyondan oy istiyoruz. Ama kimlerden oy istemiyoruz anlatmamız lazım dedik. Çünkü Türk siyaseti bizim CHP ile beraberliğimizden sonra siyasi tasdikten dolayı HDP üzerinden enfekte edilmeye kalktı. Ben Sayın Genel Başkan'la istişare ettim. Dedim ki başkanım biz Tayyip Bey'in seçim kazanmak için kullandığı siyasal üslubun dobranlığından hissemize kötü bir şey düşecek. Bu CHP-HDP beraberliği değil, CHP-İYİ Parti beraberliği. Dolayısıyla bizim buradan enfekte edilme
münasebetsizliğe mukabele edeceğim. Sayın Genel Başkan'ın bilgisi var, o da söyledi, ben de söyledim. Ama en şiddetlilerini ben söyledim. İnternette kafi miktarda video var bakın. Bizi şöyle derken gördü seçmen. Biz herkesten o istiyoruz. Kimden o istemiyoruz? FETÖ'cülerden o istemiyoruz dedik. Biz Kandil'e selam duranlardan o istemiyoruz dedik. Abdullah Bey, Öcalan Ağçağ'a saygı duyanlardan o istemiyoruz dedik. Cümlenizi kesiyorum. Biz, siz bunları söylemiş Kandil'de, olabilirsiniz ama bakın dinleyin. Fatma Kurtalan size dönüp biz söylerken parti, size rağmen cümlesini kullanmadı. İki, Koray efendim, Aydın Bey'in gazetedeki Bey, bu Edim haberi Bey, yalanlanmadı. Genel Edim Başkanımız Meral Akşener Edim hükümete nasıl darbe vurulacağı konusunda çalışma yaptırdı. Lütfen. Garaj kapısından gittim. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Bir cevabınız efendim, var mı merak ediyorum. Onun için sordum. Efendi, teklif ettik. Biz ben konuşurken lütfen şöyle bir şey yapabilirsiniz. İnternette sesini düşük bir şekilde dinleyebileceğiniz bir ortam vardır stüdyoda, dinleyin. Size rağmen diyor mu demiyor mu? Bunu şunun için söylüyorum. Bizim şu gün bile hassasiyet gösterdiğimiz şey şudur. Efendi, biz seçim satında cümlemiz, inancımız, imanımız gibi cümlemiz şudur. Biz çocuklarımızın katiliyle, çocuklarımızın katillerinden gelecek bir oyla değil herhangi bir belediyeyi kazanmayı, memleketi altın edip versinler bize, alırsak insan değiliz dedik. Dolayısıyla seçim kazanmak için her yolu mübah görmek bizim değil AK Parti'nin masası. Doğrulukla kaybetmeyi göze alanlarız biz. Yani her yolu mübah görüp seçim kazanmak hevesinde olsaydık kuralsız her şeye eyvallah ederdik. Seçim satında şayet biz kulaklarımızın üstüne yatıp nasıl olsa bu HDP bize oy vermeye mecbur, bir şey demeyelim sessizliğiyle atlatmış olsaydık ben bugün sizin eleştirilerinize konu olabilirdim. Ama ben Kandil'den açıklama yapıldı güya efendim Millet İttifakı'nın adaylarına oy vereceğiz dendiği zaman da lütfen bakın neler demişim. O zaman da açıklama yapmışız hemen. Demişiz ki sizin alçak oylarınıza ihtiyacımız yok. Sizden gelecek açıklamalara da ihtiyacımız yok. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Türk adaletine, Türk yargısına teslim oluyoruz açıklamalarınıza ihtiyacımız Yavuz var. Yavuz Bey, Türkiye şunu da merak ediyor o zaman. Şunu sorabilir miyim? Bütün bu açıklamalarınız hemen aynı anda üstelik. Bütün bu açıklamalarınız bir anlamda da aslında beraber seçimde olduğunuz CHP'ye ciddi bir takım eleştiriler içeriyor. Şunu merak ediyoruz sizin açıklamanızda olduğu ama için. Siz üçüncü bir ittifaka mı hazırlanıyorsunuz? Yani öyle efendim. Mesele üçüncü ittifak meselesi değil Hande Hanım. Mesele şu. Biz şimdi seçim satında bakın o kadar şey birbirine girdi ki devletimizin başını Abdullah Öcalan'ın mektubunu yorumlarken gördük biz bu seçimde. Süleyman Soylu Bey İçişleri Bakanımızdı. Devletin, belediyenin bir takım listelerinden kazanılacak mevzilere PKK'lılar dolacak diye İstanbul'da olacağım ben diye arz endam ediyordu İçişleri Bakanımız. Osman Öcalan TRT'den çıktı Hande Hanım. Dolayısıyla biz bu memlekette siyaset yapacağız diye her kuralsızlığın arkasından insanları utandırma hevesinin kadrosu da değiliz. Bizim birinci gündemimiz suydu. Bizim avantajımız olabilir. Ama biz devletimizin başını Abdullah Öcalan'ın mektubunu yorumlarken görmektense seçim kaybetmeyi göze alabilirdik. Ne demek çocuklarımızın katilinin mektubunu yorumlamak demek? Bakın HDP Millet İttifakı'nda İyi Parti'yi, Cumhur İttifakı'nda MHP'yi kendisine uzak bulur. Ontolojik olarak öyledir. Oradaki arkadaşlarımız bilir bu meseleyi. Yani normal şartlarda HDP'nin kuruluş iradesi, siyasal diyalektiği Millet İttifakı'nda CHP'ye onları yakın eder. Aslında Millet Cumhur İttifakı'nda da AK Parti'ye yakındırlar. Ya da mevzuyu şöyle açabiliriz. Aslında HDP AK Parti ile daha rahat, CHP ile daha rahat diyalog kurabilir. Biz siyasal geleneğimiz itibariyle böyledir. Ama ona rağmen diyoruz ki CHP'nin hamlelerini görmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Türk siyasetinde yeni bir siyasal eşlik için kendini çok zorluyor ve fedakarlık yapıyor. Ankara'da bir ülkücüye aday ediyor. İstanbul'da AK Parti'nin adaya edebileceği evsafta bir adayla çıkıyor. Kendi klasik propagandasını CHP siyasal algoritmasının dışına kendisini geriye çekerek aslında adayları ön plana çıkararak takdim ediyor. Dolayısıyla bu siyasal eşikte doğrulara iltifat etmemiz lazım. Doğrulara iltifat ederken de biz şöyle yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı doğru propaganda, doğru adaylar ve doğru siyasal dille karşılık buldu. Bu sürecin devam etmesi için HDP üzerinden enfekte olmanın önüne geçeceğiz bir. İkincisi bir önemli bir şey daha var. Onu da arz etmem lazım. Sınırımızın hemen altında
67 yıllık NATO müttefikiyiz biz. Evet. Ona rağmen Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiki olmamıza rağmen, Ön Asya'nın en büyük ordusunu burada besliyor olmamıza rağmen, bir kol ordumuzun IŞİD'le mücadelede yapabileceği işi biliyor olmasına rağmen, aşağıda 3-5 bin tane çapulcuya 3-5 bin tır malzeme silah vermeyi göze alıp evet. Türk devletini gözden çıkardı. Dolayısıyla aşağıda bir final var. Bir PKK devletinin kurulma tehlikesi var. Türk devletinin burada geçmişte Suriye politikasında yaptığı yanlışları biliyor olmamıza rağmen, Suriye politikasında 7 yıl önce başladığımız yerin tekrar başına dönmüş olmamıza rağmen devletin, milletin istikbaline kastedecek bir PKK devletine müsaade edilmemelidir. Çünkü bu Türk devletinin içine de yalayacak bir ateşin başlangıcıdır. O yüzden biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de önden tedbiren demeye çalışıyoruz ki aman ha dikkat. Siz bu devlet kuran partisiniz. Bu devletin yokluklarla kurulduğu zamanın partisisiniz. Size devletin, milletin bütünlüğüne kastetmiş herkese çok şiddetli cümleler kurmak çok yakışır. Bize zaten yakışır. Biz peki, Cumhur İttifakı'na doğru büyümek zorundayız. Peki bu bir uyarı, biz bunu anladık ama evet. Yani telefon bağlantısı olduğu için de bir de müsaade ederseniz Zafer Şahin'in sorusu var. Yavuz Buyurun. Bey iyi akşamlar. Şimdi i̇yi ben akşamlar. Şunu merak ediyorum. Siz yaptığınız bu sıra dışı ezber bozan açıklamaları parti yönetiminiz ve genel başkanınız Sayın Akşener'in bilgisi dahilinde mi yapıyorsunuz? Yoksa sizin kişisel fikirleriniz mi? İkincisi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nı parçalamak için istihbarat devreye girdi sözünü üstünüze alındınız mı? Ben bu iki sorunun cevabını çok Kemal merak Bey'e, ediyorum. Kemal Bey'e teşekkür ederim. Kemal Bey'e devamında bu soru ilzam edici bir sorudur. Sorunun devamında Kemal Bey'e dedi ki efendim Yavuz Zareloğlu'nu mu kastediyorsunuz? Kemal Bey nazik adamdır, zarif insandır. Nihayetinde dedi ki ben Yavuz Bey'i kastetmiyorum. Söyledikleri şeyin de doğru olduğuna inanıyorum. Biz aynı partilerden değiliz. Parti geleneklerimiz de farklı. Ayrı ayrı partileriz. Türkiye tasavvurlarımız da ayrı ayrı. Lakin soruların bağlamından koparılarak haberleştirildiğini düşünüyorum dedi. Şimdi mesele şu. Ben parti sözcüsüyüm. Devlet yönetimine talibiz. Evcilik oynamıyoruz. Genel başkanımız PKK'nın ya da şiddetin, terörün gölgesinin düştüğü hiçbir yerde biz olmayız hassasiyetini ishal etti. Yani biz böyle her aklımıza geleni geldiği gibi konuşmuyoruz. Kaldı ki yaptığımız ihtarların bazıları olmuş olana, bazıları da olması muhtemel olanadır. Bizim şimdi bu mevzuda hükümetin 31 Mart seçimlerinden sonra 23 seçimlerine doğru artık bu matematiğin yetmeyeceğine dair bir düşünce. Ekim'de kurulması muhtemel AK Parti içerisindeki itirazlarla da birleşince acaba değişmesi muhtemel meclis matematiği içerisinde Millet İttifakı'nın gevşetilmesine dair bir algının da sonucudur bu karşı karşıya olduğumuz şey. Ama şu bilinsin, ben Kemal Bey'in elinde nasıl bir bilgi var bilmiyorum. Ama siyaset tek tabi olarak iktidara gelmek isteyenlerin muhalefeti ya da kalmak isteyenlerin muhalefeti, muhalefette olanların da iktidarı gevşetmesine bağlı bir mekanizmadır. Yani bizim vazifemiz beraber hareket edeceksek bundan sonra da Cumhur İttifakı'nın iktidar bileşenlerini gevşetmek, kendi tarafımıza çekmek, Cumhur İttifakı'nın vazifesi de tek tabi olarak Millet İttifakı'nın içerisinden belli unsurları kendi tarafına çekmek üzeredir. Bunlar normaldir. Anormal olan şey nedir? Anormal olan şey yalandır. Anormal olan şey iftiradır. Anormal olan şey olmamış şeyleri olmuş gibi göstermektir. Siyasi rekabet sonuna kadar Türk yurdunda yapılmalı ama yalan Türk yurdunun sevdiğine uğramamalıdır. Çok teşekkür ediyorum. Soruya ben hala cevap bekliyorum. Önü arkası bellidir. İbrahim Kaboğlu dedi ki 4 parti bir araya geldik dedi. Yavuz Bey de yok diyor. Ortada bir çelişki yok mu? Bir dakika, ne olur bu soruyu unutmayın. Sizi biraz bekleteceğim. Oğlum, Bey, Yavuz Bey bir saniyenizi alacağım lütfen. Yavuz galiba. Bey. Kaboğlu'nu da kaçırdım. Yavuz Bey. Koray Bey'in cümlelerini de kaçırdım. Eğer Koray Bey müsaitse Koray Bey bağlansın. Tamam. Ama sadece hayır, Koray görün. Bey demiyorum. 2018 yılında HDP yani Metin İbrahim Bey, Kaboğlu'nun başkanlığında bak, Bey, bilmiyorum. CHP bak, bilmiyorum. İYİ Parti sadece şunu bilesiniz diye söylüyorum. Metin Bey şunu bilesiniz diye söylüyorum. Bilmiyorum. Yani her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmiyorum. Bunu biliyorsa kim muhatapsa o söylesin ama hassasiyetimizi görün. Ya biz siyaseti arkadaşlarımızı utandırmak için falan yapmıyoruz. Yani bir açık bulduk da bu açığı öyle yapmıyoruz. Sadece bilin. Siyasi olarak çerçevesini çizmeye çalıştığım şey çok anlaşılabilir. Bir daha sorayım o zaman. Bu açıklamalarınız yani CHP'ye yönelik uyarılarınız, ön uyarılarınız diyeyim. Meral Akşener'in bilgisi dahilinde midir? Bu bir parti, yani siz parti sözcüsünüz. Parti adına yapıyorsunuz değil mi bu açıklamaları? Hüsnü Türkkan Bey de söyledi.
grup başkan vekillerimiz de söyledi. Genel başkanımız katıldığı televizyon programında söyledi. Biz de söylüyoruz. Bu söylediklerimizin abartılacak bir tarafı yok. Bunların bugün bu kadar dikkatinizi çekmesinin sebebi şudur. 31 Mart seçimlerinde bir partinin hatırı sayılır bir siyasal kuvvetlenme imkanı verdiği güç bileşeni Millet İttifakı seçim sonuçları itibariyle daha fazla dikkate değer bulunmaya başlandı. Şimdi problem şu. Biz 2002 yılında milletine verdiği sözleri unuttu diye AK Parti'ye kızıyoruz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi'ni şimdi bakın. Biz şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni bazı mevzularda cümlelerimizi hatırlatarak Cumhur İttifakı'ndan koparmaya çalışıyoruz. Kabalık etmiyoruz. Nezaketsizlik etmiyoruz. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi niçin Cumhur İttifakı'nda falan diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz. Onların siyasi takdiridir. Ama zaman zaman nezaketimizi kaybetmeden şöyle demeye çalışıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi diyoruz. Bakın şimdi Millet İttifakı'ndan bir parti sözcüsü olarak ne yapmaya çalışıyorum? Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'ni birazcık gevşetmeye çalışıyorum. Ne için? Demokrasimiz daha denetlenebilir bir alana kavuşsun diye. Şöyle diyorum. Şimdi hamle yapıyorum. Diyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi kökü geleneği olan devletin kuruluş iradesinde kanı canı olan bedel ödemiştir. Geleneğin devamıdır. Yani Türk milliyetçiliği davasının mihmandarlığını yapan Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir cümle kuruyorum. Diyorum ki MHP devlete yöneltilmiş tehditlerin karşısında sarsılmaz bir duvar gibi duracak partidir. Tek tabii ki AK Parti'ye diyebilir ki terörle mücadelenizde sonuna kadar yanınızdayız. Sizin FETÖ'cülerle mücadelede hiçbir şekilde elinizi zayıflatmayız. Devletin milletin sonuna kadar yanındayız. Efendim devletin güvenliğiyle alakalı ne mevzu olursa olsun asla tereddüt etmeyin. Biz sizin yanınızdayız. Ama bizim size verdiğimiz bu desteği sizin sınırsız limitsiz bir kredi zannedip her türlü şeyi yapma hevesine dönüştürmenize asla müsaade etmeyiz. Ekonomi politikalarında eğer bir savrulmaya sebep olursanız evet anladık yani MHP nasıl zaten uyarıda bulunabiliyorsa ya da endişelerini söylüyorsa ben de söyleyebilirim diyor. Sorumuza başka aynı şeyi yani MHP'nin sınırsız kredilerle siyaset yapmayalım. Yapmasın. Milliyetçi Hareket Partisi böyle yaparak Yavuz Bey bunu niye söylediniz demiyoruz. Hem de bakın. Demokrasiyi kuvvetlendirme imkanı bulur derken şunu kastediyoruz. Yavuz Bey biz bunu niye söylediniz diye sorgulamıyoruz. Tabii söylemek gibi bir hakkınız var. Ama ben diyorum ki gazeteye bir röportaj verilmiş. O ama dedi ki demin Koray Aydın Bey. Ben de o Koray tamam, Aydın Bey bağlanırsa dedi. Yani onu istersen ya, devam ya da etme. Sizin şahsi açıklamalarınız. Şahsi açıklamalarımız mı? Değil dedi. Sayın Akşener'in asla bilgisi var mı? Oğlum, asla değil efendim. Tamam. Ya açıklamalarımızda tamam. Millet İttifakı'na tamam. İlzam edici bir şey yok. Bu genel başkanın açıkladıklarından bir farkı yok. Bizim sadece siz partinizde MİT'çi gördünüz mü? İstihbaratçı, casus, herhangi biri yani CHP'li aranızı Kemal bozmaya Bey, çalışan. Hangi bilgiye istinaden söyledi lütfen bunu Kemal Bey'e sorun. Ama ben mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ama sizin Metin söylemleriniz Bey. Üzerine yaptı bu açıklamayı. Efendim, yoksa soru düne soruldu. Kadar Kemal Bey'den böyle bir açıklama gelmemişti. Soru soruldu. Ben bunu diyorum ki, diyelim ki saray, diyelim ki AK Parti tarafı, diyelim ki Cumhur İttifakı. Münhasıran da AK Parti. Millet İttifakı'nı gevşetmek ya da bozmak yahut parçalamak için bir takım hamleler yapıyor. Bunun neresi abes? Siyasi rekabet böyle bir şey. Bir gevşeklik var mı sizde? Siz bu da olabilir diyorsunuz. Yalnız bir gevşeklik var mı sizde? İstihbarat örgütü müyüz? Bir dakika. Metin Bey, Hande Hanım biz istihbarat örgütü değiliz. Biz bir partiyiz. Bir Türkiye tasavvurumuz var. İstihbarat elemanlar bize ne yapsın? Biz bir Türkiye tasavvurunu anlatıyoruz. Biz öyle diyoruz. Şimdi derdimiz şu. Şöyle bir hayalimiz var. Tabii. Kemal Bey'in hangi bilgisi var bilmiyorum. Ha, Yavuz Bey şimdi burada iktidar partisini eleştirdiniz. Kısmen MHP'yi eleştirdiniz ve HDP'ye de ciddi eleştiriler getirdiniz. CHP'yi de eleştirdim. Evet CHP'yi de eleştirdiniz. Zaman ihtiyacı olunca İYİ Parti'mizi de eleştiriyoruz. Yalnız şu gerçek değişmiyor. Yani 31 Mart seçimlerinde siz kurduğunuz ittifakla sonuç aldınız. Ve burada kabul etmek lazım ki taşıyıcı güç omurga CHP'ydi ama sonucun alınmasında da HDP ve İYİ Parti önemli katkı sağladı. Doğru. Yani biz şunu mu anlamalıyız? Millet İttifakı'nın içinde aslında HDP de vardı. Seçim alındıktan sonra HDP'nin söz ve eylemleri sizi rahatsız ettiği için mi siz şimdi konuşuyorsunuz? Şimdi şöyle, önceden konuştuğum cümleleri o yüzden arz ettim beyefendi. Yani ben dedim ki eğer ben seçim satında
kulağının üstüne yatmış. HDP'nin oyu gelsin, seçim sonuçları bitsin. Ondan sonra konuşmuş bir adam olsaydım bu sorunuza muhatap olabilirdim. Ama sonuç aldınız Yavuz Bey, şimdi takdir edersiniz ki yani. Yani şöyle, neden o dönem bu kadar net konuşmadınız da çok bugün bu kadar net lütfen, söylüyorsunuz kamuoyu önünde? Lütfen internete, lütfen sosyal medyaya bakınız lütfen. Seçim İstanbul'daki sana seçimde elime geçmiş her mikrofondan şöyle bağırdım. FETÖ'cüler bize oy vermesin. PKK'lılar bize oy vermesin. Abdullah Öcalan'ı sevenler oy vermesin. Kandil'e selam duranlar bize oy vermesinler. O yüzden Fatma Kurtalan, o yüzden Fatma Kurtalan mecliste bize dönüp dedi ki size rağmen size oy verdik. Şunun bilinmesi lazım beyefendi. Bilginize ve Türk milletinin takdirine sunuyorum. HDP Millet İttifakı'nın vizyonunu, adaylarını beğendiği için bize oy vermedi. Eski ortaklarıydı AK Parti. AK Parti ile oturup konuştukları, görüştükleri zamandan kalma hesapları vardı. O hesapların intikamı namına kendilerinin yapabilecekleri bir şey yoktu. Düşündüler ki AK Parti'ye, eski ortaklarına en çok hasarı nasıl verebiliriz? Bunların en fazla önemsedikleri yerlerde biz onların adayına destek vererek eski ortaklarını cezalandırdılar. Yani bize bayıldıkları için bize oy vermediler. Yani Millet İttifakı'nın bir parçasıydılar değil mi? Vermek için yaptılar. Bu birincisi. İkincisi, yine biliyorsunuz ki bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı. Her yerde. İki tane belediye başkanlığımızı alacağımız büyük şehir vardı. Onları kaybetmemizde çıkardıkları adayların etkileri oldu. Bizim aday çıkardığımız her yerde aday çıkardılar. Sadece belli merkezlerde aday çıkarmadılar. Sebebi bizim adaylarımızı çok sevdikleri, bize bayıldıkları için değil. AK Parti ile eski beraberliklerinden doğan hıncın intikamını bizim üzerimizden almak istedik. Demek ki AK Parti bu noktada Türkiye'nin birliği beraberliği noktasında bir tavır almış ki böyle bir ittifak, yani HDP sizin tarafınıza geçme mecburiyeti hissetmiş. Yani bunu buradan benim çıkarttığım sonuç bu. Biz terörle mücadelede AK Parti'nin elini zayıflatmayız. Hem FETÖ'cülerle mücadelede hem PKK'yla mücadelede. Bunu bütçe görüşmelerinde de gösterdik. Biz toptan red cephesi değiliz diyoruz. Toptan evet cephesi de değiliz. Dolayısıyla şöyle kalbinizi ferah tutun. Biz muhalefetteyiz diye iktidardan gelen herhangi bir makul adıma kulak tıkayacak bir parti de değiliz. Doğru gelsin. Memleketin birliğine beraberine hizmet etsin. Terörle mücadelede destek olsun. Hiçbir şekilde terör etmeyiz, elimizi kaldırıyoruz. Dolayısıyla siyasetin bu tasdikler arasında sıkıştırılmasına doğru bakmıyorum. Devlet peki Yavuz Bey, HDP PKK'nın siyasi sözcüsü müdür? Kim? HDP PKK'nın siyasi sözcüsü. HDP PKK ile arasına mesafe koyamayan bir siyasi organizasyondur. O yüzden Tayyip Bey, bakın dehşetli cümleler de kurdu. Ama Meral Hanım hakkında dedi ki HDP Kürtlerin siyasi temsilcisidir dedi. Beyefendi. Ve hatta siyasi... Meral Akşener Hanım elinde 50 vatandaşın kanı olan Demirtaş, Selahattin Demirtaş için çıksın dedi. Hala bu fikrinizin arkasında mısınız? Beyefendi. Kullanılan cümleler bakın çok basit. Bağlamından koparmayın. Yo, ben de çok basit sordum Yavuz Bey. Ben de evet, arz edeceğim size. Bakın mevzu şu. Biz bazı cümlelerimizi devlet merkezli konuşuyoruz derken kastettiğimiz şey şudur. Devletin, ben de devlet merkezli konuşan biri olarak sordum. Beyefendi. Ben bu devlete ve millete, adaylığı, bu vatana bakın, canını verecek ülkücü milliyetçi bir insanım. Yani sorumda bir kinaye yok. Yanıt alalım mı? Yani İyi Parti'nin içinde de çok sevdiğim, çok değerlendiğim, kıymetli insanlar da var. Metin Bey, beni rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum. Devlet merkezli cümleler kurarken bakın kastettiğim şey şudur. Misalen söylüyorum. Cümle şu. Cumhurbaşkanı adaylığına izin verilmiş. Cumhurbaşkanı aday olması için şartları tuttuğuna dair YSK'nın karar verdiği, aday olarak yarışa katılmasına imkan verdiği birine kullanılan cümlenin kastını görün lütfen. Mahkemesi de Cumhurbaşkanı aday olma imkanı vermişseniz bu adama tutukluluğu devam ediyor efendim. Bak dinleyin efendim. Bu adama ben de size söylüyorum ki aleyhine, tutukluluğu devam ediyor. Mahkemesi sonuçlanmamış. Yani masum değildir. Ya ben masum demedim. Kimse masum demiyor. Mahkeme suçlu derse ne gerekiyorsa yapılır. Mahkeme sonuçlanmadan siz de çıksın efendim, aday olsun diyemezsiniz. Beyefendi şöyle diyoruz. Beni dinleyebilir misiniz lütfen? Tabii dinliyorum. Buyurun Yavuz Bey. Türk devletinin, Türk milletinin aleyhine benden korktular. Beni çıkarmadılar. Böyle kalitesiz bir yarışta beni rekabete soktular diye Türk devletinin aleyhine konuşma imkanı verilmesin hassasiyetidir bu. Ya rekabet şansı verilsin, devlet aleyhtarlığı. Bak kayyum meselesinde de beyefendi cümlelerimizi lütfen bu çerçevede
rahat anlayacağınızı zannediyorum. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Hayır, bak, sizi anlamadığım için değil. Anlayamadığım şu. Kobani olaylarıyla milleti sokağa çağırıp 50 vatandaşın ölümüne sebep olan bir insan ve sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, PKK'ya dayıyoruz diyen bir insan. Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen bir insan. Metin Bey, PKK Abdullah, sizi tüttüğünde boğar diyen bir insanın nasıl çıkıp Cumhurbaşkanı olmasını istersiniz diye sordum. Beyefendi, Cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz denmedi. Çıksın dediniz, aday olsun dediniz. Lütfen böyle kuşatmayın. Dendi ki rekabet eşitsizliği Türk devletinin aleyhine propagandaya döner. Ya aday etmeyin ya da aday ediyorsanız Türk milletinin, Türk devletinin aleyhine propaganda edecek malzeme vermeyin. Bu hassasiyettir. Aynı mevzu. Metin Bey, kayyum meselesinde de bizim açıklamamızı görmüşseniz bakın şöyledir. Biz kayyumu bir anayasal kurum olarak görüyoruz. Yani anayasal hak kullandı. İçişleri Bakanı anayasal bir hak kullandı. Doğru. Orada dedik ki koluna kelepçe takılacak kadar suçu yoksa bir adamın. Türk devletinin itibarını şöyle kaybettirmemek lazımdır. Bu adamlar suçluysa kollarına kelepçe takılsın, devlet gereğini yapsın. Yoksa bir enstrüman olarak kayyum meşrudur, anayasal bir haktır. Hiç kimse seçilmiş olmasını suç isteme hürriyetine dönüştüremez. Lakin biz devleti yönetiyor olsaydık, devletin onca elinde kuvveti kudreti varken kayyum atamaktan başka ben bunları denetleme imkanı bulamıyorum demek devlet yönetme maharetsizliği demektir. Peki. Dolayısıyla ama kimliklerden Türk bayrağını çıkarmış bir insanın bileğine kelepçe vurmak zafiyet olmaz. Devlet bence efendim, gereğini yapmıştır. Ben devletin güvenlik zafiyeti oluşturmayacak şekilde her iradesinin arkasında durmanın namus borcu olduğuna inanan bir gelenekten geliyorum. Ne yapsın Ahmet Türk'ün yanında mı yatıp kalksın devlet ya? Bakın Yavuz öyle demiyorum. Bey, ben sizi gerçekten severim. Değil, yanlış anlamayın. Sadece sohbet ediyoruz ve soru soruyorum ama beyefendi, kimliklerden Türk bayrağını çıkaran bir belediye başkanını şöyle yapalım. Telefondan tartışmak çok olmuyor. Ya ben sizin de sözlerinizi evet bir gün konuk edelim böyle konuşalım. Ben sizin de sözlerinizi tamamlamanızı rica edeceğim. Buyurun. Hemen tamamlıyorum. Bak şunun bilinmesi lazım Metin Bey. Ahmet Türk Bey bu cümlelerle öyle dendi. İçeride sağlık sebepleri dolayısıyla içeride... Çok da güzel dendi. İnsani bir açıklamaydı bu. Çıktı. Sonra bu insani bir açıklamaydı. Vefat etmesin denen izleyen aday oldu. Sonra adaylığına izin verildi. Sonra başkan oldu. Şimdi dolayısıyla içeriden zaten içeride yatıyordu. Ama kardeş yeğenlerinin evinde de iki PKK'lı teröristle sayısız mühimmat yakalandı. Ya canına okusun. Mardin Belediyesi'nin araçları Kandil'e silah taşırken yakalandı. Yani insani bir duyguyla Sayın Bahçeli ona bir şans verdi. Ama o bu şansı değerlendiremeyip şöyle hala terör örgütünden kalkamadıysa Metin, ne yapalım? Efendim, telefondan da olmuyor. Lütfen ben tek cümlenizi teşekkür ederiz. Peki. Ben iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Yavuz Bey. Sağ olun. Metin Bey. Sağ olun. Teşekkür ediyorum efendim. Saygılar. Biz insanları mahcup etmek hissiyatıyla siyaset yapmıyoruz. Açık kollayarak da yapmıyoruz. Ama sözün önüne arkasına bakın. Devlete suç işleyen kim varsa açığı vardır. Ne olur tamam artık devlet, polemik şey yapmayalım. Devlet, beyefendi devlet, bakın televizyon kanallarında devlet silahlar gömülsün organizasyonu yapmak zorundaydı. Devlet silah gömmez. Devlet hak aramak için eline silah alanı silahıyla beraber gömer. Dolayısıyla bu memlekette teröre tolerans tanıyacak, teröre iltimas tanıyacak hiçbir münasebetsizliğe kimse müsaade edemez. İYİ Parti'nin siyasi koordinatlarında teröre bir toplu yine başı kadar iltimas bulamayacaksınız. Bulmayacaksınız. Ya ben bir şey aradım. Tamam Yavuz Bey. Göreceksiniz. Ama asla teröre müsamaha göstererek görmeyeceksiniz. Evet, dolayısıyla lütfen kalbinizi geniş tutun. Yani biz siyasi koordinatlarımızı inşa ederken ne üç beraberliği yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne de memleketin, milletin şu anda yönetim hizmeti elinde olan AK Parti'deki arkadaşlarımıza düşmanlıktan konuşmuyoruz. Rekabetten konuşuyoruz. Biz AK Parti'deki arkadaşlarımızın düşmanı değiliz. Rakipleriyiz. Dolayısıyla Yavuz rekabet Bey. İçerisinde kuralla kaydıyla siyaset yapalım. Kimse kafana gitmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Anne Hanım. İlk fırsat inşallah uzun uzun hasta edeceğiz bu işten. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.